getireceğiz. Hocam Oğbaş'ı şey konuşacağız ama Sayın ile devam. Bu, Siyasi iradenin bu, öneminden bahsederek bakın, bu, e, devrime bağlı bir hikaye. Mısınız? Bu bizim devrim otomobili hikayemiz. Bir cinayet hikayesidir. Bir cinayetin anatomisidir bu. 24 tane Türk mühendisi. 25 değil. Toplam 24 kişi 129 günde yaptı bu otomobili. Hocam sizi de biraz yerinize alalım. Yani öyle Yok. yıllar falan geçmedi bakın. Devam Alman otomobil sanayi, efendim Kalip. Çek otomobil sanayi, Fransız otomobil sanayi, Amerikan otomobil sanayi gibi yıllar yıllar üzerine gelmedi. Bu otomobilin yapılma süresi 129 gün. 129 gün. Ne demek bu? 4 aydan daha kısa. Kaç kişi yaptı? 24 mühendis, 24 kişi. Bütün ekip 24 kişi. Yanlış anlaşılmasın. Yani 24 mühendis, 1000 tane de bahsetmiyoruz. Tülomsaş'ta eski, rekor Eskişehir. Tabii bu bir rekor Dünya rekoru Dünyada böyle bir şey yok 10 tane motor bloğu döküldü Sıradan bir iş değil Sevgili Tağ'ın aktardığı nokta doğrudur Rıfat Serdaroğlu'yla biz 1990'larda röportajını yaptık Ekibin içindeki mühendislerden biri O zaman konuştuk Ufak tefek yerlerde de yazdık ama O zaman Türkiye'deki basın bunlara ilgi göstermiyordu Bize fantazi anlatıyormuşuz Bize yalan söylüyormuşuz gibi bakıyordu Ama gerçek şu o siyah otomobili kullanan yani tecrübeyi kullanan kişi Rıfat Bey. Mühendislerden biri kullanıyor. Yolda boyası yapıldı. Neden? E, siyaha binecek Cumhurbaşkanı. Beyazda gitmez protokol arabası. Evet. Cumhurbaşkanı bindi. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Sayın Gürsel'in söylediği efendim biz e, Türk kafasıyla yabancı kafasıyla yaptık. Ecevi bir kafası, Türk kafasıyla benzini koymadık lafı da bir espri, bir şaka. Sadece şaka yapıyor. Bakın sadece şaka yapıyor. Yani aşağılama falan değil. Şaka yapıyor, takılıyor yani. Şakadan da proje ]lere. duruyor. İşe bak ya diyor. Sonra öbürüne de biniyor. O Ankara'da tur atıyor. İki tur atıyor. Şey, hipodroma gidiyor. Hipodromda efendim Cumhuriyet e, bayramı kutlamalarına merasime katılıyor Cumhurbaşkanı. Sıradan bir şey ama ertesi gün ne oluyor biliyor musunuz? Bu manşeti atan. Yani Türk kafası, eğri bir kafasıyla otomobil yaptık. Türk kafasıyla benzinini koyduk sözünü manşete taşıyan gazete Ulus Gazetesi. Metin Toker'in gazetesi. Düğmeye kim bastı değil mi? Rahmetli Ecevit demişti bunu. Kim bastı? işte düğmeye onlar bastı kardeşim. Senin basının basıyor düğmeye. Ulus Gazetesi bunu taşıyor. Biz bugün hala o yani biz bunları konuşmasak o efsane o yalan gerçekmiş gibi bize anlatılıyor. Ortada öyle bir şey yok. Üstelik o zaman Sayın Gürsel de bunu durdurun da demiyor yani. Fakat şimdi bu işin evveliyatı şudur. Aşağı yukarı 6-7 ay önce bir otomobil kongresi toplanır. O kongrede tartışmalar olur. Yapalım, edelim, etmeyelim. Yapalımcılar, yapamayızcılar vardır. Sonunda yapma kararı alınır. Bir şekilde ikna edilir o zamanki şeyde Milli Birlik Kongresi'ne <laughs> ikna edilir. Cumhurbaşkanı ikna edilir. Fakat ona gelen bu insanlar asker. Siyasetçi değiller ki zaten. Darbeyle yönetime gelmişler. İşte bildikleri kadar yönetmeye çalışıyorlar. Bu iyi niyetli bir proje. E fakat sonunda o işler dağılıyor. Şimdi siz zannediyor musunuz ki bu TOG yapılırken, Kaan yapılırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayıncu Cumhurbaşkanı, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine engel olmaya çalışanlar olmadı mı? Muhalefetten söz etmiyorum bakın. Teknik ekipler, bürokratlar, bilmem neler çok bilmişler. Entel kuntel takımı Herkesin ağzında bir laf. Herkes her şeyi biliyor kardeşim. Ya ağzı olan konuşuyor diyordu ya bizim şeyin Ali Tara'nın şeyiydi, sloganıydı. Ağzı olan konuşuyor, herkes bir şey söylüyor. Yapamayız, edemeyiz olmaz. Bu devrim yapılmadan önce de basında yazılanları okusanız, bununla iki dosya yaptım bununla ilgili. Basında yazılanları ut okusanız utanırsınız. İsim anmayacağım çünkü artık ayıp oluyor. Yani çolukları çocuklara hayatta o gazetecilerin, meslek büyüklerimizin. Onların yazdıklarına utanıyorsun. İşlerinde böyle en milliyetçi adamlar var. En bağımsızlıkçı adamlar var. En Atatürkçü adamlar var. En milli adamlar var. Ama hepsi şeyde birleşmiş. Otomobil yapamayız. Otomobil olmaz. Peki aynı senelerde Güney Kore otomobil yaptı mı? Yaptı. 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 Güney Kore bundan daha yani çok daha iptidai bu kadar havalı bir otomobilde değil mi? Tabii buyurun. Fransız otomobil şirketi kahve değirmeni üretiyordu o devirde. Evet evet. Ya bu onların döşöme falan yoktu da aynı döneme rastlar. Şimdi bakın. Bu otomobil yani bugün Güney Kore'nin dünya çapında çok büyük bir otomotiv sektörü var. Ha bizim de var Allah'a şükür ama biz lisansımızı falan daha yeni alıyoruz. Patentli otomobil yapamıyoruz. Çok zorlu işler. Bir şey daha var bakın. Bu iş sadece bu değil. Bu ülkeye çivi çakmak istediğinizde, yerli milli bir şey yapmak istediğinizde karşınıza hep engeller çıkar. Öyle hepsi de çok şuurlu engellerde değildir bakın. Başka bir örnek vereyim. Devrim otomobili bu acı hikaye cinayet dedim. Özel sektör örneğini vereyimse artık piyasada olmadığı için söyleyebiliriz. Anadolu diye otomobilimiz vardı bizim. Koç Holding yaptı. Allah rahmet eylesin. Vehbi Koç'un projesiydi. Bernard Rahul'la. Bakın özel sektör örneği veriyorum size. Anadolu Türkiye'nin şu ya da bu şekilde yapılan ilk otomobili Vehbi Bey'in anılarında var. Diyor ki mektup yazıyor ortağına. Bak diyor biz diyor ülkede çelik endüstrisi olmadığı için diyor daha ileri şey çelik kurulmamış. Bize lisans vermiyorlar diyor. Müsaade etmiyor. Amerikan şirketi, İtalyan şirketi kusura bakmayın diyor. Sizde çelik yok biz ürettirmeyiz size bunu diyor. Onlar da fiberglası buluyorlar. Bir ara formül buluyorlar. Çıkartıyorlar otomobil Anadolu. Gazeteler manşet attı. Anadolu'nun kaportasını inek yiyor diye. Lan evet. inek sizin ben kadar de... ahmak mı? İnek besin değeri olmayan bir şeyi yer mi? Öyle bir şey olabilir mi? İnek kaporta yer mi ya? Böyle bir şey olur mu? Bu manşeti Ama attıranlar, bu manşeti attıranlar Türkiye'nin ithalat burjuvasıydı. Evet. Dışarıdaki şeyin üreticilerin içerideki acenteleriydi. Oradan yemek için, o ekmeği kaybetmemek için bizim burada Türk işçisinin, Türk mühendisinin alnının teriyle ürettiği helal her şeyi iftira atmaya hazırlar. Bunlara da öyle iftira atıldı. Devrim öyle öldürüldü. Öldürüldü. Biz bir cinayete bakıyoruz şu anda. Ha, Allah'tan bu bu hatıraya sahip çıkan insanlar var. Bakın bu beyaz olan hala bugün Tülom Saç'ta Eskişehir'de sergileniyor Çalışıyor da. Tabii isteyen gider görür. Hala çalışmaktadır. Ha bir de bu hatıraya sahip çıkmak şu yani o bu bir bomuşa gibi düşünün. Bunun üzerine siz getirirsiniz otomobil. Bugün nedir ki otomobil? Türkiye otomobil alasını yapar. O yaptığımız otomobil de bizim bir şey değil onu söyleyeyim yani. Daha da güzellerini yapar Türkiye. Türkiye uçak yapar. Türkiye denizaltı yapar. Uçak gemisi Yaptım. yapar. Zaten... İşte o hatıra böyle yaşatılır. Bu devrim hani niye bu ikide bir buna dönüyoruz? dönüyoruz bunu çok konuşmamız Geçmemiz lazım. Geçmemiz lazım. Çünkü bu başa bağlayayım. Siyasi irade önemli. Ya önemsiz olur mu? Sizin bir defa yapamayız, edemeyiz, başaramayız diyenlere bir kısmı dediğim gibi öğrenilmiş çaresizlik, bir kısmı hamuru ihanetle yoğrulmuş adamlar. Onlara karşı sizin demir yumrukla çıkmanız lazım. Başka türlü çözemezsiniz. Bu işe emeği geçen, bizim uçağımıza, arabamıza hepsine emeği geçen hepsi Allah razı olsun. Hepsinin hakkı ödenmez. Ama siyasi irade yumruğunu vurmazsa o iş olmaz, mümkün değil. İstediğiniz kadar iyi mühendis olun. İstediğiniz kadar muhteşem iş adamı olun. Yok muydu Türkiye'de bugüne kadar iyi mühendis? Ben İslam Teknik Üniversitesi mezunuyum. 93 mezunuyum. 10 numara mühendisler yetiştiriyor bizim okulumuz. Eskiden de vardı. 70'lerde de yetiştirdi. 80'lerde lerde yetiştirdi. Bakın benim arkadaşım var. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisi bölümünü okumuş. Nükleer Enerji Mühendisi adam yahu ikinci el otomobil ticareti yapıyor. Ekmeğini buradan kazanıyor. Çünkü öyle bir alan yok Türkiye'de ya. Var artık. Sen nerede yapacaksın? Artık, nükleer ya. enerji santralini yaparsan, nükleer enerji santralinin olursa o de gider orada çalışır. Ondan sonra şunu tartışmayız. Efendim Türkiye'den beyin göçü oluyor. E olur abi. Aynen, olur. Yok ki. Sen yetiştirdiğin adama, sen yetiştirdiğin adama düzgün iş alanı oluşturamıyorsan Adam da kalkar Amerika'ya, Almanya'ya, işine gider. Bir e şey gider. Amerika beyin göçüyle işleri bu noktaya getirdi. Evet. Senle, i̇şte o da işin de, ayrı boyutu. O da işin de, ayrı de, bir de. boyutu. En çok Bizim, göç alan ülkeler bugün, arasında birinci sırada Amerika Bak, Birleşik Devletleri, ikinci de Almanya tamam ve sanayide en gelişmiş iki ülke. Yine yok, de, biz de bir Türk Bak iki. Yeri gelmişken söyleyeyim, biz de alıyoruz beyin göçü. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın şu efsane var ya, mit bu. Türk gençleri yurt dışına kaçıyor gidiyor. Öyle bir şey yok. Buna inanmayın. Yalan her memleketin gençleri ne kadar gidiyorsa bizimki de o kadar gidiyor. Gayet normal. Gençlerin hakkıdır. Ve oradan öğrenip geliyor. Hayır gençlerin hakkıdır. İsteyen her yere gider. Fakat şunu unutmayın. Net göç itibariyle, beyin göçü itibariyle yani üniversite tahsillerin net göç itibariyle Türkiye göç veren değil göç alan bir ülke. Doktorlar, mühendisler, teknisyenler, öğretmenler yeni toplamına gel. baktığınızda... Özellikle 5-6 yıldır öyle. 2019-2020'den beri Türkiye'nin durumu bu. Yani o da bir mit. Onu da söyleyelim. Şimdi bu devrim konusu ile ilgili 3-4 tane kitap yazıldı. Meslektaşlarımız var, hocalar var yazdılar. Bir tane film çekildi. Bakın Türk milleti sahip çıkıyor onu. Yani kaybı öldürülen çocuğuna sahip çıkıyor bu millet. Bırakmıyor, unutmuyor bunu bu millet yani. Unutmuyor, unutturamıyorsun işte bak. Yani o o dikilen ağaç orada kalmış. Onun için insanlar o mesela erişebiliyorlarsa bunları okusunlar. Ben Bunların peşine düşsünler. Ben üniversiteyi kazanınca Üniversiteye kaydımı yaptırıp ertesi gün gittiğim ilk nokta saç fabrikasıydı. Cam mekanın arkasından sevmiştim böyle arabayı. Yani gençlerimiz bunu görsünler, bu hikayeler tekrar tekrar anlatılsın. Çünkü bu küçük örnek, bu küçük örnek aslında Türkiye'nin o mahkum edilmek istenen mahkus talihini anlatıyor. Biz bugün onu kırıyoruz. Şimdi... Onun için çok önemli bir noktadayız. Ve yapacak daha çok işimiz var. Türkiye öyle çok çok ileri bir ülke değil. Bizim paramız az Bakın dünya standartlarına baktığınızda bu adamlar Almanlar bizden zengin, Kanadalılar bizden zengin, Amerikalılar zengin. Bizim bilimsel birikimimiz onlardan az. Amerika'nın patent sayısı bizim 100 katımız. Almanya'nın patent sayısı Çin'in patent sayısı bizim 40-50 katımız. Bizim daha gidecek çok yolumuz var. Onun için bu örneklere bakıp başımıza neler gelebilir onu görüp ona göre dikkatli olmamız, adımlarımızı ona göre atmamız lazım. İşi de mutlaka getirip siyasi kısmına bağlamak zorundayız. Bunun siyasetini de konuşmak zorundayız. Bunları bakın, bu projeleri siyaset siyaset üstü bir hale getiremeyen bir millet eninde sonunda başarısız olur. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi şu olmak zorunda. Biz bu işleri, milli projeleri siyasetin üstüne çıkarmak zorundayız. Siyasetçiler tartışacaklar ama tartışıkları konu bu olmayacak. SİHA'lar efendim JITEM işi midir? Efendim İHA'lara ne ihtiyacımız var? Uçak yapmasak o da olur ama diyen bir, diyen bir siyasetçi olmayacak farklı düşünceleri olacak, farklı siyasi fikirleri olacak, tartışacak siyasetçiler ama bu konular tartışma dışında kalacak. İnşallah Türkiye senin oraya gelir. O gelmesi dediğin, senin o dediğin maalesef olmuyor işte. Dokunacağız diye biz niye tehdit olarak algıladık? Dokunacağız diyenleri çünkü biliyoruz dokunacaklar. Bir pusuda bekleyen kadro, bir cunuh, bir grup, bir cena buna dokunduracak. O dediğin noktaya inşallah geliriz ama bana göre oraya daha çok uzak. Hedef olmuş. Şimdi mesela az önce Göksu verdiğimiz cümle Oraya bir daha gelirsek Cemal Gürsel'in sözlerinin olduğu yer. O çok ibretlik bir cümle Şimdi evet. orada senin doğru. Bu söylemde bu konu kapatıldı. Şimdi empati yapalım. Sayın Erdoğan, Tayyip Erdoğan o yıllarda olsun bu şekilde o konu kapatılsın. Mümkün mü? Yani çıkacak Sayın Erdoğan diyecek ki Batı kafası otomobil yaptık. Doğu kafasıyla benzin koymayı unuttuk. Espri de olabilir. Espriyle karışık proje rafa kalktı. Bitti. Şimdi tok o geldiğin yer önemli. Joşkun hocam şunu Tok üretirken. Söylüyorum. Bakın projeyi rafa kaldıran Cumhurbaşkanının kendisi biliyorum ama bir akıl kaldı. Yani bir siyasi irade. Bakın işte isteseniz ya, bile yaptırmıyor. Hayır Cumhurbaşkanı. Ne düşünüyor? Yani. Cumhurbaşkanı zaten arkasında dursa o noktaya gelir miydi? Sayın Erdoğan hadi şimdi götürtür bakalım bu şeyi. Yani bu noktaya getirtir. Tok konusunda çok doğrusun. Ben şunu çok yatılıyorum. Sayın Erdoğan kaç defa toplantılarda yokun baba yiğit, yokun baba yiğit. Yani ısrarla Minder'den kaç çıksa Minder'e getirdi iş adamlarını. Kaç çıkça getirdi. Hadi. konsorsiyum etekemi. kurdurdu, bozuldu. Sayın Cumhurbaşkanı ilk yerli ya otomobil çıkışı 2010. Ve o tarihten bu tarihe çırpınıyor. En sonunda hani üstüne dura dura dik dura dura inat ede ede togu Allah'a şükür yollarda gördük. Şimdi aynı tablo o yıllarda olaydı. Biz devrimi şu an yollarda görüyorduk. O nedenle dediğin doğru. Siyasi irade burada çok önemli. Ve Hani biz 2023 e, seçimlerine niye aman hayat dönemi ayız dedik, aman beka meselesi dedik. Çünkü arka plandaki o tehlike ve tehdidi görüyorduk. Hiç saklamaya gerek yok. İşte Ali Babacan'ın ilk çıkışıyla biz bu konuyu tartışmaya başladık. Yok öyle arkadaş dedi. Savunma sanayi dokunacağız dedi. o. Komutanım dedi. bir şey sorayım. Çok o, net bir şey sorabilir miyim size? Eğer farklı bir senaryo olsaydı Kaan'ın bugün uçtuğunu görür müydük? Bak Kaan'ı bırak. Kaan'ı bırak diğer projelerinde yürüdüğünü göremez. Ve şimdi e, az önce ilk bölümde vurguladım, yineleyelim. Hocam irade önemli ama şimdi soruyu sordum ama dönemin şartları da önemli mi bu anlamda? Elbette. Hayır, yeter ki sen. İletişim. Aa bol... karşı iki Ol. karşıt diyorsunuz ki hayır. Şöyle hocam. Dönemin şartı bak, da mutlaka güzel önemli. önemlidir. Bak, dönemin o önemli şartları bak. Güney Kore için de geçerliymiş. Onlar da çok kaliteli ki. Ya dinle bir dakika ya. bir dakika bak. 25 tane mühendis var bugün. F-16 Türk e, TUSAŞ'ta 16 bin mühendis var. Bak 25 nerede? 16 bin nerede? Hocam 25 de olsa verdirmezlerdi. Ben, ben, bir şey söyleyeceğim. Bak demin ne dedim ben Tayyip? O zaman Cumhurbaşkanı sadece siyasi iradenin bir devletin Cumhurbaşkanı olarak siyasi olarak sadece temsil etkisi var. Bugün bakın anayasal olarak anlatıyorum size hukuken. Bugün Cumhurbaşkanı yetkileri son derece gelişmiştir. Ee, başkanlık sistemini bize kazandırdığı çok kısa mesafede. O gün olsaydı yapar mıydı? Yapardı yine ama yine limitlerlerdi. Burada ben başka bir açıya bakacağım. Bakın sanayi devrimi diye bir devrim oldu. Biz bu devrimi yakalayamadık. İstedi Osmanlı Devleti. Sen de Türk subayısın. Devletimiz pek çok subayı gönderdi. Mühendis olarak. Yaptığımız oldu, yapamadığımız oldu. Ama kaçırdık biz bunu ve birden bir harbin içine girdik. Harbi kaybettiğimiz gibi işgale uğradık. Ve Türkiye işgal edildi. Ve karşımızda da koskocaman bir sev sendromuyla, emperyalizmle kavga ettik. Ve genç cumhuriyet kurulduğunda yetişmiş insan gücünden bahsediyorum. 13 milyon nüfus %90 okuma yazma bilmiyor. E hocam bir dakika işte. hocam, bir toparlayın bir dakika. Gene sen dediklerini söyle. Otomobilin Güney Kore. Ben Kore'de görev yaptım. Türkiye-Kore askeri anlaşması için gönderildim. Kore'ye Amerika neden te teknoloji veriyor? Çünkü Kore Amerika'nın sömürgesi. 35-40 bin askeri var orada. Binlerce atom bombası var orada Çin'e vurmak için. Ve şöyle bir şey var. Kore istese de dünyada herhangi bir şey yapamaz. Neden? Kuzey güney diye ayrılmış. Arkasında kocaman bir Çin var. Ve Kore 1956'ya kadar Japonya'nın sömürgesiydi. Türkiye kimse zincir vuramadı. Bu çok önemli bakın. Egemenlik var ya bambaşka bir şey. Demin Azeri'nin söylediği laf var ya. Bütün Türk dünyası senden liderlik bekliyor. Peki ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı? Yaptığı nedir? Teknolojik olarak onu açıklayacağım bakın. Bir defa pazar payını hiçbir zaman diğer firmalar kaybetmek istemezler. Sana araba yaptırmak istemezler. Büyük baskı vardır. İki, Anadolu arabası evet mükemmel bir hadise. Ama eksik var. Neden? Yeteri kadar o zaman metodoloji fabrikası yok. Çelik fabrikası yok. Ne yaptı? Ancak Demirel, rahmetli şey asıldıktan sonra Menderes, gitti Sovyetlerle anlaşma yaptı. Türkiye'ye çelik fabrikalarını kim kurdu? Amerikalılar kurmadı, Sovyetler kurdu. Türkiye rafinelleri kim kurdu? Sovyetler kurdu. Limanları kim yaptı? Sovyetler yaptı. Bu, bu çok önemli. Ve bu bize endüstriyel hamneyi verdi. Nerede? 60'lı yıllardan 80'e kadar bir noktaya geldik. Şimdi geldiğimiz noktada, dışa bağımlılıkta meselede en önemli şey, biz nerede neyi yakaladık meselesini teknolojik olarak izah edeceğim. Bir havacı olarak bakın. Evet, piston motor yapıldığı zaman nereden? Benzinden geçti değil mi? İnsanlar lokomotifteki yani buhar kazanından i̇çten, kömürden benzine geçiyor. yanmalı. Ha, şimdi geçtim. burada benzin nerede vardı Türkiye'de? Türk topraklarındaydı. Kuvvet de bizimle, Suud da bizi parçalayıp gizli planlarla elimizden petrolümüzü aldılar. Musul Kerkü'yü bize vermediler. Ha, şimdi burada neden çok önemli? Türk milleti. Çünkü TOK'ta bir devrim var. Nedir biliyor musunuz o? Artık benzin motorlu devri kapanıyor. Yani elektrik motoruna geçiyor. Dünya bu teknoloji. He, demek ki Türkiye teknolojik bir devrimi uçakta yakaladığı gibi otomotivde de anladı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yıl bir onda bir milyon araba üretiyor. Bir, dünyada yürüyen her yüz arabanın bir tanesini Türkiye yapıyor. Bugün TOK yapıldığı zaman bunu yüzde ikiye çıkaracağız. Yüzde ikiye çıkardığı zaman daha çok mühendise, daha çok işçiye istihdam sağlıyor. Peki. Reklama gidelim. Toparlayacağım bir defa. Bunu yapmak için gerekiyor. bu bir modeldir. RG ve rekabet gücüyle ek, 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 muhalefet yapacak yapacağını. Bunu kızmayacağız. Ne Neyle kızacağız? Yaptıklarımızla göstereceğiz ama Türk milletine de anlatacağız. Gaffar'ın anlattığı gibi, senin anlattığın gibi. Nerede tıkandık? Peki. Reklama gitmem gerekiyor. Tamam. Ee, reklama gidiyoruz. Mesut Hocam'a karşıt görüşleri de Coşkun Hocam'dan evet. ve Taha Bey'den dinleyeceğiz. Evet, Şimdi bakalım. kısa bir hoca. Bak.